Değerli dostlar, Bursa Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Soritera firmasındayız. Yanımızda Sayın Cem Tolga Bayraktar Bey var. Cem Bey, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil. Nasıl geçiyor fuar? İyi geçiyor. Güzel başladık. İkinci gündeyiz. Geçen sene kıyasla şeyimiz yüksek, ziyaretçi portföyümüz yüksek. Herhalde biraz da havanın kapalı olması biraz işimize yaradı. Şu an için çok memnunuz. Peki biraz Soritera'dan konuşalım. Özellikle sektörde organik gübreye doğru bir geçiş var. Evet. Bu sizin işinize yaradı diye biliyorum. Yaradı. Hem bu geçişi değerlendirelim hem de Soritera'da yeni ürünler neler var? Mevcut ürün gamları neler? Evet. Sizden almak isteriz. Biz organik gübre üzerine biliyorsunuz yoğunlaşmıştık. Bu sene artık bu daha ön plana çıktı. Buradaki en önemli şey tabii yurt dışından gelen malların hem fiyat artışları hem de tedarik noktasındaki sorunlar. Gelen çiftçilerimizden gördüğümüz hep şeyler, hani artık farklı alternatif ne ürün yapabiliriz. Bu bizim için tabii çok mutlu oldu. Daha önceki senelerde organik gübreler anlatırken zorlanıyorduk yani diğer işte NPK gübreye karşısında. Bu inşallah bu sene ve bundan sonraki senelerde bu gübreye olan talepler çiftçiler kullanma sonucunda aldıkları sonuçları gördüğünde artacağını düşünüyorum. Evet. Tabii ülkemizdeki bir maliyetleri ki toprak yapısındaki aşırı çoraklaşmalardan dolayı ki siz de biliyorsunuz organik madde Karadeniz Sarıçay tarafı sıfıra yaklaştı. Aynen. Çiftçi de otomatikmen bir arayış içerisine giriyor. Evet. Ama burada bu geçişte şöyle bir üreticimizin kafasına takılan soru var. Ya ben tamam kullandığım klasikleri bıraktım. İşte organo mineral, özel gübreye geçiş yaptım. Aynı verimi alabilir miyim? Buradaki bir verim kaybı mı olacak mı? Böyle bir tereddütler var. Bu konuda neler söylersiniz? Yani aslında biz tabii bu geçişi iyi planlamak gerektiğini düşünüyoruz. Tabii birden kestiğiniz zaman o verim kayıpları oluşuyor. Ama düzenli olarak biz her zaman şunu söyledik müşterilerimize. Aslında organik veya organomineral gübre kullanırken yaptığınız şey sadece bitki beslemek değil, toplağınıza da yatırım. Bu size bir sene, iki sene sonra geri dönecek bir yatırım olarak değerlendirdiğinizde daha iyi olaya daha iyi bakabilirsiniz dedik. Tabii ki biz de direkt kesmiyoruz. Yani kimyasal gübredeki bir ihtiyacı bir anda organik gübreyle kapsamanız çok zor. Ya da çok yüksek miktarlarda kullanmanız lazım. O da çok fiziksel olarak feasible hale gelmiyor. Bu nedenle geçişi iyi planlayıp ama bir süre sonra kullandırdığımız yerlerde biz özellikle tıbbi bitkilerde sizinle konuşmuştuk biliyorsunuz. Yani orada %200, %300'e varan verim artışlarımız oluyor. Bu tabii bir süreç, iyi yönetilmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Tabii şunu da söyleyeyim değerli dostlar. İnşallah Uludağ Agro ile beraber bir işbirliği yapacağız. Bu işbirliğinde de Soritera'da bizim paydaşlarımızdan biri olacak. İnşallah. Özellikle tıbbi aromatik bitkiler noktasında yeni bir proje başlatıyoruz Köy TV'de de. Evet. Bununla beraber işin gübre boyutunda İnşallah biz de danışmanlık boyutunda tabii ki. Cem Bey'de olacak. Zaten şey biliyorsunuz çiftçimiz de hep yeni arayışlarda, yeni farklı ürünler. Yani katma değerli ürünler. Ara kazana gidecek, katma değerli ürünler arıyor. Burada da önemli bir fırsat alanı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah sizlerin önderliğinde bu çalışmaları hayata geçireceğiz. İnşallah. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Evet değerli dostlar, Cem Bey'e çok teşekkür ediyoruz Soritera firmasında. Gerçekten kıymetli ürünler üreten firmalarımızdan bir tanesi. Yıllardır tanıyorum. Her zaman iyisini yapmaya çalışan, doğru üretim yapmaya çalışan, kendi kapasitesinde, kendi çapında güzel işler yapmaya çalışan bir girişimcimiz, bir firmamız. Biz de başarılar diliyoruz. İnşallah bu yeni projede de Soritera'yı biraz daha fazla duyacaksınız, biraz daha fazla anlatacağız. Hayırlı fuarlar diliyorum bütün çiftçilerimize ve Cem Bey'e. Bir sonraki standımızda görüşmek dileğiyle.